iki ayak üzerinde yürüdüğümüzde ellerimizin nasıl bir şekle dönüştüğünü anlattım. Bunları tekrarlamaya gerek yok. Fakat bu bölümde biraz daha dönemimize çok yakın olmamakla beraber aşağı yukarı 12-13 bin yıl öncesinden başlayarak aşağı yukarı işte 2000 yıl öncesine kadar bir dönemi kapsayan bir kültürel gelişmeden söz etmek istiyorum. Tabii her şeyde değil, sadece bu arada yapılan mimari eserlerin anlamları, nedenleri ve açıklamaları. Bu açıdan bugünkü konumuz bu olacak. Kutsal inançlar ve ilk mimari eserler. Hemen başlıktan da anlaşıldığı üzere kutsal inançlarla ilk mimari eserler çok yakın ilişkili. Yani yapılan ilk mimari eserler barınak amaçlı değil. Barınak çok daha önemsiz ve çok yakın tarihe kadar böyle. Yani barınak son zamanlarda birkaç yüzyıldır önemli olmaya başladı. Ondan önce hep kutsal binalar önemliydi. Örneğin İstanbul'da hala 1200'den, 1300'den, 1500'den kalan kiliseler ve camiler var. Ama 1200'den, 1500'den kalan pek bile bulamazsınız. Demek ki yapılan binaların kalıcı oluşu, sağlam oluşu, önemli oluşu hep kutsallıkla ilgili. Bu siteye girerseniz www.harikbertmen.net burada da benim konuyla ilgili değişik yazılarımı izleyebilirsiniz. Şimdi geçen konuşmamda bir iklim değişiminden söz ettim. İklim değişimiyle insanların yer değiştirmesi, bir yerden bir yere nakletmesi, bir yerden bir yere gitmesi çok yakından ilişkili. Ve öyle bir ilginç bir durum ki kuzey yarımkürede 6 derecelik bir ısı değişikliği, sıcaklık farkı büyük sonuçlar veriyor. Mesela 20 bin yıl öncesinden bugüne kadar dikkat ederseniz periyodik bir dalgalanma halinde sıcaklık değişmiş. Bir artmış, bir azalmış. Fakat bu her artış ve azalış öyle kısa dönemler değil. Yani bir mevsimden bir mevsim kastetmiyoruz burada. En aşağı 1000 veya 1500 yıllık dönemlerden söz ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi artışlar var, azalışlar var. Buradan itibaren birdenbire soğuma var. Buzul çağı dönemi burası aslında. Tabii buzul çağı daha buradan başlıyor. Çünkü bu dönemde soğuk. Ara ara ısınmalar oluyor, erimeler oluyor buzlarda. Fakat tekrar burası buzul çağının sonu oluyor. Ve bundan sonra dikkat ederseniz artık hızlı bir yükselmeyle sıcaklık artışı var. Ve genel ortalama olarak bakarsanız böyle bir dalgalanma, büyük bir dalga ifadesi var. Aşağı yukarı 10 bin yıllık bir dönem bu. Ve 10 bin yıldan beri günümüze kadar, aşağı yukarı tabii yaklaşık olarak konuşuyorum, bir yeniden soğuma dönemine girdik. Bugünkü durumumuz bu. İkinci bir, burada 10 bin, bunu göstermemin nedeni önemli. Çünkü bu 10 bin aniden insanların yeniden havanın ısınmasıyla beraber dünyanın dağılmaları dönemine denk düşüyor. Yani iklim yumuşadığı anda insanlar hareket ediyorlar. İklim soğuduğu anda insanlar mağaralara çekiliyorlar. Ve burada yeniden bir ısınma var, sonra tekrar bir soğuma var. Demek ki dikkat ederseniz mesela 8 bin ile 6 bin yıl arasında pek bir hareket yok. Fakat 6 binden sonra yeniden bir ısınma var, sonra tekrar bir soğuma böyle devam ediyor. Yani dalga olarak insanlar peyderpey dalga dalga dünyaya yayılmışlar. Bu zannedildiği gibi lineer bir hareket değil. Yani doğrusal hareket değil. İşte diğer mesela sitede bakarsanız veya genel kabul edilen varsayına bakarsanız işte insanlar Afrika'dan çıktılar ve böyle sanki lineer her gün 5-10 adım atarak dağıldılar gibi bir kavram içindeler. Öyle değil tabii. İklime çok bağlı olarak bir dağılım var. Göçler milattan önce 16 binde bilhassa başlıyor ve nereden başlıyor? Bu Ural-Altay dönemi
bölgesi diyebileceğimiz Aral Gölü'nün kıyısı ve Altay Dağları'nın kıyısından bir dağılım var. Çünkü burası dağlık bölge olduğu için burası iklim değişikliklerine daha da duyarlı, hassas duyarlı. Yani hava soğuduğu vakit orada yaşamak çok zorlaşıyor. Onun için hava ısınır ısınmaz oradan uzaklaşmaya başlıyorlar. Ben bir su alacağım. Ve gördüğünüz gibi nereye doğru dağılıyor? Bir batıya doğru Hazar Denizi'nin kuzeyinden, Karadeniz'in kuzeyinden bizim bu bölgede Trakya'ya, bir kısmı Kafkaslardan Anadolu'ya, bir kısmı ta işte Fransa kıyılarına ve İspanya kıyılarına kadar gidiyor. Ondan sonra İndus Vadisi şurası, İndus Vadisi'ne gidip yerleşiyorlar. Ondan sonra Mezopotamya'ya geliyorlar. Ondan sonra buraya da iniyorlar. Ve diğer bir kolda kuzeye doğru uzaklaşıyor ve belki de av hayvanlarının peşinde kürk ticareti var o dönemde bilhassa. Çünkü kıyafet denilen şey belli başlı örtülme nedeni veyahut da aleti veyahut da şeyi yani aracı diyelim kürkler. O dönemde daha kumaş yapmakmış, öyle dikmekmiş veya dokunmakmış, böyle şeyler henüz yok 16 bin yıl önce. Yalnız kürklerle insanlar örtülüyorlar. Onun için kürk ticareti son derece önemli o dönemde. 10 bin yıl önceye geldiğimizde, şimdi yavaş yavaş bizim artık mimari döneminin başlaması oluyor 10 bin yıl. Ve 3 büyük merkez var. Bu merkezlerden biri Kengerler, ki bu Kengerler esasında çok geniş bir grup. Bunların içinde Kuzey Afrika var, Mezopotamya var, Anadolu var, Avrupa'nın bir bölgesi var, bütün Asya var. Ve ta Japonya, Çin, Kore dahil olmak üzere ve bir miktarda Kuzey Amerika'nın Alaska bölgesine kadar inenler var. Bu grubun ortak bir dili var, Kenger dili diyebiliriz buna. Buna işte Türkiye diller diyenler var, buna çeşitli Kuç, Çukçi diller diyenler var. Değişik isimler veriliyor. Fakat bunun bence en böyle şeye dokunmayan, hani milliyetçiliğe, ırkçılığa ve şovenizme ilişmeyen bir isim olarak ben Kenger'i çok seviyorum. Onun için buna Kenger diyorum. Ve Kengerler aynı zamanda Sümerlerin de kendilerine verdikleri bir isim. Sümerler kendilerini Kenger diyorlar. Yani Sümer adı aslında komşuların tarafından onlara atfedilmiş bir isim. Burada Kımer grubu var ki bunu anlattım ben geçen konuşmamda. Burada bir çeşit yalıtık kalmışlar bunlar. Yani buraya kadar gelmişler fakat dağılamamışlar. Sebebi de Toba Yanardağı, burada Sumatra'daki Toba Yanardağı'nın yaydığı küller ki özellikle kükürt külleri bunlar. Büyük çapta asit yağmuru yapıyor. Biliyorsunuz kükürtle su birleşince H2SO4 sülfürik asit yapıyor ve bu asit yağmurları buradaki hayvanları, bitkileri, insanları da öldürüyor. Son derece az kalıyorlar ve o yüzdendir ki burada bir yere dağılmıyorlar fakat kendilerine has bir dil de geliştiriyorlar. İşte bu dile de Kımer dili diyoruz ki bunun içinde aynı zamanda işte o dönemdeki Malezya, Tayland, Laos, Vietnam gibi bölgelerin konuştuğu ortak dil bu. Ve bir de burada Khoisan dili var. Bunlar da Afrika'dan çıkan grubun güneye inen kolu oluyor ve bunlar da daha bir yere yayılamıyorlar. Yayılamıyorlar ve belki de en ilkel insanların maymundan dönüştükten sonra, yani insansılardan insana diye, maymun demeye de insansılardan insana dönüştükten sonra ilk geliştirdikleri dil buradaki Khoisan dili. Yani diğer dillere göre çok daha değişik bir yapısı var. Çok daha değişik sesler içeriyor ve çok daha ilkel diyebileceğimiz bir şey gramatik yapıya sahip. Dolayısıyla bu Khoisan dili de bu bölgede dağılamıyor. Çünkü işte gördüğünüz gibi etrafı deniz ve okyanus olduğundan gidecek yeri yok. Fakat bu kuzeydekiler
hakikaten çok şanslılar bir bakıma. Çünkü o dönemde bu kadar, bugünkü kadar çöl değil Orta Asya. Büyük çapta mümbit. Çünkü neden? Şey bitmiş, buzul çağı bitmiş. Orası artık daha böyle sulak bir yer olmuş. Bazı yerler bataklık kalmış tabii. Ama bazı yerlerde de bitkiler fışkırmış. Dolayısıyla yaşam bol. Avlanma imkanları var. İç denizler var. Bugünkü kadar küçük değil o zaman Hazar Denizi ve Aral Gölü, Baykal Gölü. Bunlar çok daha geniş göller oluyorlar. İç deniz durumundalar. O açıdan burada yayılma imkanları var. Şimdi şeye gelecek olursak, ilk yapılan Asya türü inşaatları burada pek belli olmuyor ama neden belli olmuyor bilmiyorum. Bakayım şöyle yaparsak. Yani biraz daha iyi gibi. Şöyle diyelim. Bu gördüğünüz bir kurgan. O dönemde Asya'daki insanlar, yani sadece Türkler değil, orada yaşayan tüm insanlar kurganlar inşa ediyorlar ve ilk yaptıkları mezarlar kurganlar. Kurgan mesela en çok bulunan kurgan bölgesi şurası. Çin, Moğolistan, Kazakistan ve Rusya'nın birleştiği köşe. Bu bölge aslında Altay bölgesi ve bu bölge hem dağlık hem yüksek tepelerden oluşan bir bölge ve insanlar dikkat ederseniz buraları tercih ediyorlar mezar olarak. Neden? Sebebi var. Sebebi de şu, o dönemde inanç, geçen haftakine binaen konuşuyorum, anlattıklarımı hatırlarsanız. O dönemde güneş kültü var. Yani insanlar güneşe tapıyorlar. Veya güneşi gök tanrının bir çeşit görüntüsü olarak kabul ediyorlar. Ve bu açıdan güneşe benzeyen inşaatlar yapıyorlar. Çünkü gördükleri şey hem ay hem güneş yuvarlak. Tabii gerek tepsi gibi görüyorlar veya da küre gibi görüyorlar. Önemli değil. Fakat daire gördükleri kesin. Ve bu daireleri kendi kutsal yapılarına aksettiriyorlar. İşte mesela şurada gördüğünüz, solda üstte gördüğünüz yuvarlak bir bölge bu. İşte tepeden görünüşü bu. İçeride bir tahta oda yapıyorlar. Tahtadan bayağı büyük bir oda. Onun üzerine de atlar kurban ediyorlar. Ve bu kurban etme bir merasim de oluyor. Öyle vahşice öldürmüyorlar. Tek darbeyle öldürülüyor. Bunun da bir kültürel özelliği olduğunu inanıyorum. Hani hayvanlara işkence etmeden tek darbeyle öldürmenin yolları var. Ve bunu yapıyorlar. Ve bu atları kurban etmenin nedeni de o kültürün at kültürüyle çok önem vermesi. Yani görüyoruz ki M.Ö. 10.000'den itibaren atları yavaş yavaş ehilleştirmeye başlıyorlar. Belki 10.000'de tam ehilleştirilmiş değil. Ama 6.000-7.000 milattan önce, 6.000-7.000 yani günümüzden 8-9.000 yıl önce atlar artık ehilleşiyor. Yani sadece avlanma amaçlı değil, binek amaçlı da kullanılıyor. Ve üzerlerine yük de konarak bir yerden bir yere de gidiliyor. Bu bakımdan at sayesinde Asya insanının dağılımı ve göçü çok daha kolaylaşıyor. Atın yani o açıdan çok büyük bir yararı olmuş bu dönemde. Nasıl ki bugün otomobil, uçak varsa o günde de at aynı görevi yapmış. Ve bu gördüğünüz gibi bir dairesel yapı. Burada da dipte de dört kişi bir oda var. Odanın altında bir, içinde bir tabut var. Tabutun içinde o önemli şahsın şeyi var, mumyası diyelim. Ve kıyafetiyle beraber gömülüyor. Altın ve daha mesela gümüş türünden değerlisi varsa yanına konuluyor. Hatta daha da ilginçini söyleyeceğim. Bir parça et ve bir bıçak da bırakılıyor odanın içine. Yani eğer uyanırsa yiyebilirsin diye düşünülerek. Burada bu gördüğünüz bölge Pazarlık bölgesi. Pazarlık bölgesi esasında Altay Türklerinin yaşadığı bir bölge. Ve gerçekten bu kurgan kültürünün bir eski Türk kültürü olduğuna veya o bölgede yaşayan Türkçe'ye yakın dil konuşan, hadi Türk demesek bile, Türkçe'ye yakın dil konuşan insanları oluşturdukları mezarlar. Evet, şimdi bu gördüğümüz kurganların örnekleri birkaç tane var. Bunlardan çok farklı bölgede Asya'da.
Ve işte bu gördükleriniz yuvarlak dairesel. Bunlar ilk yapılan mezar. Fakat bizim anladığımız anlamda sadece insan gömülen yer değil, orası kutsal yerler. Yani şimdi Belmez diye bir bölge var. Buna Bactria Margina Arkeoloji Kompleks diyorlar. Yani Belmez ve Merv bölgesinin arkeolojik ortamı. Ve neresi oluyor? Hazar Denizi ile Aral Gölü'nün iki deresi var burada. Bakın Oksus ve Jakartes dediği bizim iki tane dere. Ben bununla konuşacağım. Hayır, yeri göstermek için. Evet, yeri göstermek için, doğru. Bu Sığ Derya ve Amu Derya denilen iki dere. Ve bu bölge geniş, ta Pamir'e kadar yayılıyor. Dağların kuzeyi oluyor burası. Ve burası eskiden beri yaşayan insanlar var. Yani burada Kazaklar var, Kırgızlar var, Tacikler var, Afganlar var, Uzbekler var, Türkmenler var, İranlılar var. Bütün bu karmaşık bölgede gördüğünüz gibi iki dere var. Bu bölge üzerinde yapılan çalışmalar var. Ve ne deniyor bakın? Frederick Yeber diye bir araştırmacı, kendisi arkeolog aynı zamanda. Çok geniş bir alana, Asya'nın derin steplerine kadar yayılmış olan bu kültürün insanları gelişmiş şehirler inşa etmişlerdi ve homojen tek bir halk oldukları anlaşılıyor. Ve diyor ki, Orta Asya'nın hudutlarını yeniden tanımlıyoruz. Demek ki Orta Asya öyle zannedildiği gibi küçük bir bölge değil, çok geniş, yaygın bir bölge. Ekliyor ve bu kültürün sanıldığından çok daha uzak bölgeleri etkilediğini ifade ediyor. Ve bunu bu cümle Science dergisindeki Kasım 2003 yılında yayınladığı bir makaleden alıntıdır. Bu Science'da yayınlandıysa eğer, bilin ki çok önemli, ciddi bir araştırmanın özetini veriyor burada. Çünkü Science dergisi dünyada bütün önemli buluşların yayınlandığı bir dergidir, değişik konularda. Ve geçen konuşmamda da söz ettim, bu bölgede, yani kuzey, neresi oluyor işte, bu Karadeniz ve Hazar Denizi'nin kuzeyi ve doğusu, batıya doğru gidilen bölgede, bu türden küçük 5 ve 10 santim boyunda mermerden, taştan yapılmış heykelcikler var. Ve oradaki bulunan diğer karbon türünden nesnelerle yapılan ölçüm, bunların milattan önce 15 bin yıl önce yapıldığını gösteriyor. Demek ki hakikaten 16 bin yılda şey bitiyor, buzul çağı bitiyor, 15 bin yılda, yani bir yıl içinde kültür geliştiriyorlar, inanç geliştiriyorlar, medeniyet geliştiriyorlar ve dağılmaya da başlıyorlar. Bakın bu gördüğünüz şeyler Rusya'da, Avusturya'da, Rusya'da, Fransa'da ve Ukrayna'da bulunan birbirine çok benzeyen, aynı kültürün, aynı inancın işareti olan, simgesi olan küçük heykelcikler. Nedir bu simge? Bir kere iri göğüslü, şişman ve vücutlu, iri vücutlu kadınlar simgeliyor. Bu tabii hem kutsallık içeriyor hem de üretim, yani büyük çapta bir çeşit, yani her şeye karşı bolluk, bereket kavramı içeriyor. Ve dikkat edersin, başlarında hiçbirinde göz, ağız, burun yok. Şurada noktalar yapmışlar ama diğerlerine o da yok. Bunun da benim anladığım kadarıyla sebebi, bu tanrıçaları aynı zamanda güneş tanrıça olarak kabul edildikleri. Çünkü dedim ya, yuvarlak olan o yapılar aynı zamanda güneşi simgeliyor. Dolayısıyla bu kadınların başlarının bu şekilde küresel oluşu ve nokta olarak ağız burun yapılmayışı, insandan ziyade bu insan, bu sembollerin, bu simgelerin güneş simgesi olduğu ve dolayısıyla kadınla güneşin eşleştirildiği ve böylece bir ana tanrıça ve aynı zamanda ana erkin bir kültürün, toplumun geliştiğini anlıyoruz. Şimdi bu gördüğünüz Göbekli Tepe, sol üst köşede çizimdir bu. Fakat bunu çizen de şu anda Urfa civarında
araştırmayı yapan bizzat arkeoloğun çizimidir bu. Şu gördüğünüz sağ üst köşede şurası üstten fotoğraftır ve tamamen dairesel olduğunu görüyoruz. Böyle bir takım T şeklinde taşlar var ve bu taşlar insan sembolize ediyor, yani simgeleştiriyor. Çünkü bakın burada ellerini görüyoruz insanın. Önünü kapayan bir hayvan postu var, tilki postu da olabilir çünkü kuyruklu. Ve bir kemer var. Diğer hayvanlar da çizmişler bu taşları. Mesela işte bu bir çeşit ördek de olabilir, at da olabilir. Şurada yabani domuz, şurada da işte boğa var, tilki veya kurt var, altta da bir leylek var. Demek ki hayvanlara çok önem veriyorlar ve bence hayvanları da kutsallaştırmış durumdalar. Yani onlar için sadece av hayvanı, sadece yemek için faydalanan hayvanlar değil. Çünkü mesela akrep de var bu çizimlerin içinde. Herhalde akrep yemiyorlardı. Ondan sonra şey de var, her türlü leylek var, kurt var, boğa var, değişik hayvanlar var. Dolayısıyla tabii bunu kesin olarak söylemek kolay değil. Fakat büyük ihtimal kutsallıkla ilişkili. Neden? Çünkü şu gördüğünüz dairesel yapılar kutsal. Bunlar inşaat olarak düşünürseniz insan barındırmak için ev olarak düşünülmüş inşaatlar değil. Zaten orada oda kavramı da yok. Şöyle iç içe dairesel bölgeler var. Hatta en içe giriş bile yok. Belki orası en kutsal bölge. Oraya yalnız rahipler girebiliyor. Veya rahip diyebileceğimiz şamanlar. Çünkü o dönemde yerleşik bir din de yok. Yani bizim anladığımız anlamda rahiple şeyle böyle hani aracı durumda bir tek şamanlar var. Bu gördüğünüz Meksika'da yapılar. Burası çizim ama bu üstteki iki resim fotoğraf. Ve neresi? Görüyorsunuz şurada Meksika'nın güneyinde. Burası şu gördüğünüz aynı zamanda Aztek ve Maya bölgesi oluyor. Ve burada yakın bölgede şu türden dairesel yapılar var. Demek oluyor ki bu kültürler ortak bir yönü olmasa bu derece aynı özelliğe sahip yapılar oluşmazdı. Ve dikkat ederseniz burada bir basamak yapılmış. Görülüyor burada bu basamak. Burada da var bu basamak. Bu basamaklarla yukarı çıkılıyor ve bunun da ifadesi doğrudan doğru kutsallık. Niye? Çünkü en yukarıda herhalde burada yıkılmış olan bir ufak bina var veyahut da bir tapınağın üst bölgesi var ve orada ya kurban veriliyor mesela güneşe veya diğer tanrılarına veyahut da orada ayinler yapılıyor veya her ikisi yapılıyor. Ve bu açıdan bu gördüğünüz inşaat çok tipik bir inşaattır. Şimdi göreceğiz benzerliklerini diğer yapılarla. Mesela bu Stonehenge denilen bölge İngiltere'de ve yapılar yine gördüğünüz gibi dairesel. Burada ortada daire var, burada görülüyor gayet açık bir şekilde taşlar. Fakat bu taşlar burada küçük gibi görünüyor ama her biri 3 insan boyunda. Yani bu insan diyelim ki 1.60-70 ise şu, şurası 3.5 metre, 4 metre, şurası demek ki 6-7 metre yüksekliğinde taşlar. Ve her bir taş 15-20 ton ağırlığı. Yani o dönemde milattan önce en aşağı 2000-3000 yıl önce yapılan bu inşaatlar nasıl taşınmış, nasıl buraya taşlar yerleştirilmiş, nasıl bunlara şekil verilmiş, nasıl yontulmuş, bütün bunlar bir muamma. Hala bugün bile mesela şu Göbekli Tepe konusunu ben orada araştırma yapanlarla tartıştım, konuştum. Dedim ki bu milattan önce 11-12 bin yıl önceki bir olay. 11-12 bin yıl önce daha metal alet yok. Çünkü burada kazılan yerlerde hiçbir şekilde ne kazma bulunmuş, ne kürek bulunmuş, ne de madeni eşya bulunmuş. Demek ki madeni eşya yok. Peki madeni eşya yoksa bu kadar hassas güzel çizimler, şurada gördüğünüz gibi ayrıntılı çizimler, maden olmadan taşla, bir taşı bir diğer taşa sürterek yapabilmişlerse büyük bir maharet, onu da kabul etmek lazım. Bugün bile bunları yapmak, bir taşla bir taşı sürterek yapmak, bu çok zor bir olay. Ve onun yanında bu taşları taşımak da çok büyük olay. Çünkü bu gördüğünüz şu taşlar, 4-5 metre yüksekliğinde ve en aşağı 1 metre toprağın içine girerseniz demek ki 6 metrelik uzun
T şeklinde taşlar bunlar ve bunları o dönemde kim bilir nereden alıp getirmişler, yontmuşlar, şekillendirmişler, toprağa gömmüşler ve birden fazla. Dikkat ederseniz burada hala kazılmamış olanlar var. Şu anda 3 tane daire bu şekilde tespit edilmiş, kazılmış, ortaya çıkarılmış. Fakat arkeolog dediğine göre 7-8 tane daha var o bölgede. Hatta şöyle bir iddiası var arkeolog. Diyor ki belli bir dönemde bu dairesel tapınaklar kullanılmış, ondan sonra bunların üzeri toprakla örtülmüş, yeni bir tapınak kurulmuş. Yani burasını kapatmışlar, yanına bir tane daha aynısını benzerini yapmışlar. Peki niçin bu kadar gayret göstermişler? Hani bir tane varken bu kullanmak yerine, hakikaten bu dahi bugün anlaşılması zor. Bizim düşünce şeklimize, olaylara bakış açımıza çok farklı bir ters durum. Bu da öyle. Yani şunu yapmak için kim bilir kaç yüz kişi böyle bir emek sarf etmiş. Nedir? En tepede bir tapınak yapmak için. Hele şu taşları insan aklı almıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? 20 tonluk, 15 tonluk taşlar bunlar. O dönemde o kültürün, o teknolojiyle bunu başarması büyük bir olay. Bu da yine Elbury diye bir yer İngiltere'de. Neresi olduğunu da burada gösteriyorum. Şöyle güney batıya yakın olan bir bölge. Bu şey de hemen buraya yakın. Şu gördüğünüz Stonehenge hemen bu ev böyle biraz kuzeyinde. Yani Bristol'ın doğu taraflarında. Ev böyle de yine İngiltere'de ve burası ada. Demek ki adaya gelmişler ve böyle dairesel yapılar oluşturmuşlar. Yüksek taşlar var ve bunların adı menhir. Şu gördüğünüz yüksek taşların adı menhir. Diğer gördüğünüz bu tür taşlara da dolmen diyorlar. Yine İngiltere'de Castle Ring diye bir yer. Bu Castle Ring'in yeri de şöyle kuzey batısına geliyor. Biraz İskoçya'ya yakın bir bölge burası. Şuradan görebiliyorsun neresi olduğunu. Şurada. Demek ki İskoçya'ya hemen yakın bir bölge. Burada da yine aynı şekilde pek de şekilli değil dikkat edersen bu taşlar. Biraz kaba sala. Fakat taşlar iri ve çok düzenli bir şekilde yerleştirilmiş. Hiç öyle tesadüfen konmuş, atılmış taşlar değil. Hatta bunlar derin toprağa da gömülmüş durumda. Çünkü bunları oynatmak mümkün değil yerinden. Ve gördüğünüz gibi dairesel. Hatta şurada bir küçük bölge var. Acaba orası özel tapınak mı bilmiyoruz. Fakat bunlar hakkında İngilizler ve diğer milletler çok ilgiyle üzerinde duruyorlar. Hatta bunların arkeolojik değil de bir takım gök cisimleriyle veya güneşin doğuşuyla, batışıyla, belli dönemleriyle işte Soltis denilen şeylerle ilgili olduğunu, mesela güneşin gece gündüz eşit olduğu günlerle ilgili olduğunu, bu yönlerin çok tesadüfi olmadığını söyleyenler var. Tabii bu konuda daha kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ama en azından bir ilişki, bir ortak kültürel bir ilişki bulmak mümkün. Yine bu şeyde, İrlanda'da New Grange denilen bir yer var. Hemen Dublin'den aşağı yukarı 50 kilometre kuzeyde. Ve orada da gördüğünüz gibi böyle bir dairesel yapı var. Aynen bizim Asya'daki kurganlara benziyor. İki tane kapı yapmışlar. Burada aslında tek kapı da iki gibi görünüyor. Böyle girişi var burada gördüğünüz gibi. Şuradan giriş var. Ve girişin önünde de koskocaman bir menhir kapatmışlar. Bu menhir sonra getirilmiş değil, orada var. Ve bu menhirin özelliği de spirallerden oluşması. Şimdi ben diyorum ki, bu spiraller de tesadüf değil. Yani şöyle diyelim, o dönemin insanların hiçbir şey yaptıkları hiçbir şey tesadüf değil. Her yaptıkları şey, her verdikleri isim, her yaptıkları inşaat belli bir kültürel ve dinsel amaca yönelik. Dolayısıyla bu spiraller de benim anladığım kadarıyla veya da görebildiğim kadarıyla güneş ve belki de yıldızlarla ilgili. Çünkü tek bir tane olsa güneş, iki tane olsa ay, fakat birkaç tane var burada. 3, 6, 7, 8 tane var.
Ve bütün bu spiral oluşu adeta onların gözlerinin kamaşmasıyla da ilgili olabilir, bilmiyoruz. Fakat öyle görüyorlar belki de. Ve bunun da gök cisimlerinin yıldızlarla ilgisi olabileceğini tahmin ediyorum. Dünyada da var. Yani bu saati İngiltere'de, saati İrlanda'da değil. Bakın Avustralya'da, o Avustralya'nın ortasında, tam göbeğinde, böyle Avustralya'nın çöl bölgesidir, orta bölgesi. Orada Uluru diye bir yer var. Ve Uluru olması çok ilginç. Çünkü Uluru sözü bence oldukça Türk sözü. Türkçe ilgili bir kelime. Ve Uluru'da da aynı burada gördüğümüz gibi spiraller ve daireler var, iç içe daireler. Nazca spiralleri var ki bunlar çok meşhur. Bunlar mega spiraller. Öyle ufak falan değil. Bunlar çok büyük değil mesela Avustralya'dakiler. Fakat Nazca'dakilerin çapı 1 kilometre. 1 kilometre çapında. Yani buradan buraya yürümek aşağı yukarı 15 dakika alıyor. O derece geniş spiraller bunlar, büyük spiraller ve bunlardan pek çok var Nazca'da. Düz çizgiler de var, spiraller de var, hatta değişik hayvan cisimleri de var. Fakat bunları da anlamak zor. Çünkü neden yapmışlar bu kadar büyük spiralleri? Acaba onlar da bir gök kültü veya güneş kültüyle mi ilgili? Bilmiyoruz. Valcamonica, Kuzey İtalya'da. Kuzey İtalya'da da bakın bu taşa oyulmuş ve kabartma şekline bırakılmış. Kuzey İtalya'nın İsviçre'ye yakın olan bölgesi bu. Burada da aynı şekilde spiraller var. Malta'da da aynı şeyleri görüyoruz. Ve Malta'dakiler İrlanda'dakilere çok benziyor. Şu şekillerin birbirine bağlanması, bunların birbirine bağlanmasıyla çok yakından ilişki. Sanki bunlar da birbirine bağlı. Yani bu spiraller bağımsız değil. Birbirine geçişli. Ve bu geçişlilik aynı burada da var. Şu halde bunlar tesadüf değil. Yani genelde arkeologlar her şeyi, kültürü kendi başına incelemeye meraklılar. İşte bu kültür burada var, şu kültür burada var. Buradan farklı, bundan farklı. Halbuki tepeden ve bütünsel olarak baktığımızda büyük bir ilişki olduğunu görüyoruz. Mesela bu Malta'da, Malta şurada bildiğiniz gibi İtalya'nın güneyinde bir ada. Daha doğrusu 2-3 ada. Bir tanesi büyük ada. Merkezi Valletta şehri. Ondan sonra Gozo diye bir başka ada var. Bir de küçük ada var. Yani 3 tane adadan oluşan bir takım adalar Malta. Ve orada da aynı gördüğünüz gibi böyle çok büyük İrlanda'daki ve İngiltere'deki yapılara benzeyen dairesel yapılar var. Ve bunların da taşları var. Çok yüksek taşlar. Büyük iri taşlar. Bu taş mesela şu parçayı düşünseniz yalnız şu parça 15-20 ton. Bir tek taş. Şu üstteki taş belki 7-8 ton. Böyle ton yani. Ve bunları alıp hangi insan, hangi kaldıraç, hangi kültür, hangi alet edevatla buraya kaldırıp yerleştirmişler. Hakikaten düşünülmesi gereken şey. Fakat bunun bir özelliği de dairesel oluşu. Beni de en çok ilgilendiren bu. Bunların dairesel oluşu çok önemli. Ve orada bulunan heykelcikler var. Aynen Kafkasya'da ve Kuzey Karadeniz'in kuzeyinde bulunan, Ukrayna'da bulunan kadın heykelcikleriyle çok benziyor. Ve bunların da dikkat edersen başları dairesel ve göz yapılmamış. Yani aynı güneş kültü var. Ve burada gösteremiyorum ama bu taşların üzerinde de spiraller koyulmuş. Spiraller var. Ve çok iri bu kadınların oluşu tesadüf değil. Bunlar yani o günün estetiği de diyebilirsiniz ama bana göre bunların amacı güneş kültüyle ilgili olan kutsal şaman, aynı zamanda anaerkil kadınlar. Ve buna iri taş kültürü diyebiliriz. Yani megalit diyorlar. Mega büyük demek. Litos da Yunanca taş demek. Onların da verdikleri isim megalitik kültür. Burada yazılıyor işte. Onların verdiği isim bu. Onun için bunu değiştirmedim. Fakat bizim kullanmamız gereken kelime sözcük iri taş. Ve iri taş kültürünü nerede buluyoruz? 4800 ile 3000 yıl arası milattan önce bütün bu bölgelerde, denize yakın bölgelerde iri taş kültürü var. Yani dairesel yapılar, çok iri tonlarca ağırlıkta taşlar
ve hepsi de şekillendirilmiş, elle oyulmuş, şekil verilmiş ve yontulmuş. İşte burada da var. Burası Malta, burası Sardinya adası, Fransa'nın güneyi, İspanya'nın Portekiz ucu, Bretanya adası ve buradaki adalar var özellikle. İşte İngiltere'nin batı kısmı ve oradan İrlanda'ya geçmişler. Bir de bu bölgeler var, bir de kuzey var. Bütün bunlar, bir de Danimarka var. Yani görüyoruz ki şu başta gösterdiğim harita burada aynı kültürün yayıldığına dair işarettir bu. Ve bu kültürü hem Akdeniz'de, hem Anadolu'da, hem Asya'da görebiliyoruz. Ve işte M.Ö. 16.000'den başlayarak yayılan bir kültür bu. İkinci dağılım M.Ö. 5.000'lerde. Yani burada 6.000'de gördüğünüz gibi bir soğuma dönemi var 6.000'e doğru. Ve 6.000'den itibaren 5.000'e doğru bir ısınma dönemi var. Ve insanlar tekrar yeniden ısınmayla birlikte dağılmaya başlıyorlar. İkinci dağılımda Mezopotamya'ya oluyor. Yani bu birinci dağılımı anlattım, kuzeyden oluyor. İkinci dağılım güneye doğru oluyor. Ve burada eski Sümer şehirlerini görüyoruz. Bu üçgenler, mesela Kiş şehri var, Uruk var, Ur var, Lagash var. Ve değişik şehirler var. Babil var biraz kuzeyde. Bundan sonra daha Ebla var şurada. Ugarit var. Akdeniz kıyısında, doğuda. Nabada. İşte burada da aynı zamanda bu gördüğünüz bizim Göbekli Tepe'de hemen Urfa. Şu Türkiye'nin şu bölgesinde. Demek ki aynı döneme ait. Fakat buradan yayılma olabileceğine inanıyorum. Çünkü bu görülen şehirlerin çoğunun kuruluş tarihleri milattan önce 3000. Modern şehirlerde dairesel olarak gösterilmiş. Bağdat şurası, Şam modern şehir olarak. Şimdi bu Ur'da, yani şu gördüğünüz bölgede, şurası Ur oluyor. Burada gördüğünüz Ur'daki bir zigguratı size anlatmak istiyorum. Çok ilginç. Bu bir yapı, fakat bu yapı bir mezar değil, bir tapınak. Ve üste doğru çıkan bir merdiven var. Bugünkü fotoğrafı bu, şugünkü durumu. Fakat asıl eski şekli şöyle. Ortadan çıkan bir merdiven, basamak tabii. Ve yüksek, yani şuraya bakarsan bunun yüksekliği 10 metre falan. Demek ki tüm yüksekliği belki 20-25 metre. Ve iki tane kapı var. Bir burada kapı var. Şuradan da giriliyor. Buradan da giriliyor. Ondan sonra iki tane kapı var. İçeri geçiliyor ve tekrar yukarı çıkılıyor. Ve en tepede de bir sunak bölgesi var. Belki orada kurbanlar kesiliyor. İşte buna zigurat deniyor. Ve esas şekli buymuş. Yani yapılan bütün çalışmalar bunu gösteriyor. Babil Kulesi'nden söz etmek istiyorum size. Babil Kulesi, Sümer adı Babil Kulesi değil. Gerçi Babilon'da bulunuyor. Yani Babil şehrinde inşa edilmiş. Onun için Babil Kulesi deniyor. Fakat adı Babil Kulesi değil. Bunun eserlerde, yani Sümerlerin kil tabletlerindeki adı biliniyor. Ve bunun adı E-Temen-Hanki. Ve bunun anlamı da var. Şu adrese girerseniz orada İngilizce olarak bunu gayet güzel anlatıyorlar. Bizim kendi Türk sitelerimizde bu konuya hiç değinilmiyor. Hiçbir Türk sitesi bu konuda hiçbir inceleme yapmış değil. Dolayısıyla burada sizin duyduklarınız, şu anda bizim, yani size anlattıklarım tamamen özgün, orijinal, kendi çalışma ve araştırmalarının sonucudur. Şimdi Sümerlerin deyip E-Temen-Hanki means anlamı, House of the Foundation of Heaven and Earth, yani yerin ve göğün temelinin evi. Ve gördüğünüz gibi bu çizim bundan başka bir şey değil. Önden bakış yani. Ve ortada bir merdiven ve kat kat yükselen. Bu ortada merdiven, kat kat yükselen ve en tepede de
bir tapınak bölgesi. Demek ki Babil Kulesi zannedildiği gibi bizim bu Galata Kulesi gibi yuvarlak bir kule değil. Doğrudan doğruya bir zigurat. Yani şöyle bir yapı, şöyle bir yapı Babil Kulesi'nden şey bu. Fakat bugün yerinde yerleşmesi yok. Tamamen yıkılmış. Tamamen yıkılmış. Bugünkü görünümü bu dediniz öyle. Evet, bugünkü durumu şu. Şu dediniz. Evet, bu yıkılmış. Ama Babil Kulesi'nin durumu değil bu. Ha. Bu Ur şehrindeki zigurat. Evet, bakın Ur burası, Babil daha yukarıda. Babil'in şurası. Görebiliyor musunuz? Yani bununla bunun arasında çok mesafe yok ama ne de olsa farklı. Fakat bu bölge esasında Babil kültürü değil. Bu bölge hala, o dönemi söylüyorum, yapıldığı dönemde, bu inşaatın yapıldığı dönemde orası Sümer. Onun için Sümer tabletlerinde bu Babil Kulesi'nden söz ediliyor. Ve adına da en temel anki deniyor. Şimdi bu ismi açıklayacağım. Bu bir ortak Kenger dilinin sonunu açıklıyoruz. Sümer ülkesinde, Babil şehrinde insanlar şöyle, bu nereden? Tevrat'tan alınma, Tekvin bölümünde 11.1.9'a girerseniz şunu söylüyor. Babil ülkesinde, Babil şehrinde yani insanlar gelin öyle bir şehir kuralım ve öyle bir kule inşa edelim ki tepesi göğe erişsin ve ünümüz tüm dünyaya yayılsın demişler. Ve Tanrı demiş ki